Ambulansör iş teknikleri eğitimi bir gün teorik ve 3 gün pratik olarak burada gerçekleştirmekteyiz. Biz bu eğitimi verirken Kayseri 112 olarak ambulans kazaları en aza indirmek ve ambulans sistemimize daha sürücüler katmak için yapmaktayız. Bu eğitimi kimlere veriyoruz? Bu eğitimi ATT'lere, 112'de aktif olarak çalışan paramediklere, sürücü arkadaşlara ve sağlık memuru arkadaşlara bu eğitimleri veriyoruz. 4 gün boyunca bu eğitimlerde neler gösteriyoruz? Buradaki hız parkurlarımızı gösteriyoruz, yavaş parkurlarımızı gösteriyoruz. 2. gün lastik değişimi, akü takviyesi ve zincir takmayı gösteriyoruz. Daha sonra da ki bir vakaya giderken nasıl hızlı gideceklerini veya kontrollü gidebilmelerini, vakaya giderken de başka insanların hayatını tehlikeye atmamaları için gereken eğitimleri burada 4 günün sonunda tamamlayıp daha sonra arkadaşlarımızı sahaya aktif olarak dahil ediyoruz. Paramedik Elif Asya Aydın, 8 yıldır bu meslekteyim. Başta Figen hocamızın, başhekim Figen hocamızın bize verdiği bu hizmet için teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde bayanlar olaraktan, alt bayan olaraktan eğitime katıldık. Ve gerçekten çok başarılı, eğitmenlerimiz sayesinde çok başarılı bir eğitim alıyoruz. Bu bizim normal hayatta da özgüvenimizi de artırıyor ve ambulans ilerleyen dönemlerde aktif olaraktan sürücülük de yapmayı düşünüyoruz. Çok etkiliydi. Tekrardan tüm eğitmenlerimize, Figen hocamıza böyle bir şans verdiği için teşekkür ediyoruz. Eğitimler nasıl gidiyor? Zor mu? Eğitimler zor değil eğitmenlerimiz çünkü bize ilk parkurlarda sürekli yardımcı oluyor. İlk parkurda öğrendikten sonra ikinci de zaten kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Gayet eğlenceli geçiyor. Araç kullanma maceranız nasıl başladı? Ondan ambulansa geçiş zor mu? Nasıl oldu? Tabii ki kendi araçlarımız küçük olduğu için ambulanslar daha büyük. İlk etapta zorlanıyoruz ama hani birkaç sürmeden sonra alışıyoruz. Çok da sıkıntılı değil. Ambulanslar yüksek olduğu için aslında daha da bir hani bizim için görüş alanımız daha geniş, daha bir rahat ediyoruz. Gayet güzel yani. Sürmeyi ilerleyen dönemlerde de devam edeceğiz inşallah. Çünkü sürücülerimiz bazen nöbetlerimiz çok yoğun geçtiği için hani yorulabiliyorlar ya ani bir rahatsızlık olabiliyor. Onlara yardım açısından da hani sürücülük yapmasak dahi yardımcı personel olaraktan onlara yardımcı olmak isteriz.